Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün Cabiri merhumun kitabından yapmış olduğumuz okumaların 29.sundayız. Ve son derece önemli bir konuya geldik. Konumuz icma ve selefin otoritesi. Konuyu işlediğimiz zaman da göreceğiniz üzere bu husus bizim genelde gözümüzden kaçan ya da fazla dikkat etmediğimiz çok önemli bir beyani akıl kritiğidir. Yapmış olduğumuz okumaların bir kritik olduğunu her zaman aklımızda tutarak bu derslerin izlenmesi ve dinlenmesi gerekiyor. Çünkü merhum İslam geleneğinin üretmiş olduğu tüm bilginin arkasındaki aklın analiz ve kritiğini yapıyor. Dolayısıyla yoğunlaştığı konu ve hedefi itibariyle doğal olarak tamamen mevcut kaynaklarımızın eleştirisine, tahkikine ve analizine yönelik tespitlerde bulunuyor. Bu onun asıl amacıdır. Çünkü daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalıştığım gibi Cabiri merhum İslam geleneğinde ilim denilebilecek üç temel alanın bulunduğunu, bu beyani anlamda, beyani akıl anlamda, irfanı ayrı, burhanı da ayrı sayarsak oraya tasavvuf ve felsefe de girer. Beyani akıl anlamında üç ilim söz konusuydu. Bunun da nedeni, bunun üçünün de usulü vardı. Usulü tekemmül edebilmiş, teşekkül edebilmiş üç ilim dalımız var. Arap dili edebiyatı, fıkıh ve kelam. Şimdi doğal olarak müellif usulü bulunan bu ilimlerin usulleri üzerinden kritik yapıyor. Çünkü usul akla tekabül eder. Usul akla tekabül eder. Dolayısıyla usulün kritiğini yaparak aklın kritiğini yapmış oluyor. Daha önceki okumalarımızda da üzerinde durduğumuz, detaylı bir biçimde üzerinde durduğumuz, izleyicilerimizi ve efendim öğrencilerimi yormasını göze alacak derecede önem atfettiğim için detaylı bir biçimde üzerinde durduğumuz her husus aslında usulünün olduğunu söylediğimiz beyani geleneğimizin usulünde hangi problemlerin bulunduğunu ve bu problemlerin sonuç itibariyle bugün bulunduğumuz yere gelişimizde ve bulunuşumuzda ne ölçüde bir katkı payına sahip olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü bunları tespit edemeden, bir durum değerlendirmesi yapmadan, bir fizibilite, bilimsel anlamda bir fizibilite raporu çıkarmadan ne durduğumuz yeri tayin edebiliriz, ne konumumuzu belirleyebiliriz, ne de nasıl bir usule ihtiyacımızın olduğunu fark edebiliriz. Bütün bu nelerden sonra sonuç olarak söyleyeceğimiz şey, bir usul geliştiremezsek din-i mübini İslam'ı çağımızın beklediği ölçüde o çağa ruhu şad olsun Mehmet Akif Ersoy'umuzun seslendiremeyiz, hitap ettiremeyiz. İşte bu anlamda bugün yapacağımız ders son derece önemli ve sözlerimin başında da söylediğim gibi önemli ölçüde gözümüzden kaçan hususlara Cabiri merhum dikkatlerimizi çektiği için bir kere daha ruhunu şad edip makamının cennet olmasını diliyorum Yüce Mevla'dan. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hemen ekran paylaşalım ve tahtamızı açarak dersimize inşallah başlayalım. Gördüğünüz üzere ders başlığımız Cabiri okumaları 29, sayfa 167 ve 181 arasını
özetleyeceğim. İcmanın delil oluşu, icma delili ve selefin otoritesi. Zaten bununla bu bölümü bitiriyoruz. Bundan sonraki bölümde yine fıkıh usulünün bir diğer usuli problemlerinden olan illet talil konularını ele alacağız. Şimdi burada işte icma selefin otoritesini bir önceki derste ele aldığımız konuyla bağlantılı olarak devam ettireceğiz. Peki, hemen şöyle başlayalım. Hiç kuşkusuz ki icma sözcüğü ve icmanın delil oluşu İmam Hatip düzeyinde bir dini bilgiye sahip olanından üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde konunun uzmanı olan profesöre kadar, bir medresede ilim tahsil eden en başlangıç düzeydeki bir talebeden, orada ders veren müderris ve mollaya kadar. Hemen herkesin hiç tereddüt etmeksizin edille-i şer'iye dediğimiz dinde, şer'de, hukukta, İslam hukukunda, dini mübini İslam'da ya da akidede, kelamda dini deliller nelerdir diye sorduğumuzda bunun hiç kuşkusuz sayımını bu söylediğim çerçevede yer alan herkes hemen sayar. Dört tane bunu yazalım. Edille-i şer'iye. Edille-i şer'iyemiz bir kitap, yani bundan kasıt Kur'an vahidir. İki sünnet. Buna hadis de dahildir. Zaten hadis demektir normalde. İcma. İcma. Dört kıyas. Yani içtihat. Fakihin içtihadı. Ya da müçtehidin içtihadı. Bu dört temel unsurun şer'i delillerimizin fıkıh usulcülerimizden kelamcılarımıza kadar çok ufak tefek mutezili ayrıntıları göz ardı ederek ya da paranteze alarak söyleyecek olursak bunun böyle oluşunda icmanın olduğu söylenebilir. En azından İmam Şafii sonrası itibariyle böyledir. Ondan öncekinde de böyle bir teorik olarak söylenmemiş olsa da fiili olarak böyle olduğunu söyleyebiliriz. Böyledir. Şimdi Cabiri bize merhum bu şekilde belirlenmiş olan, hiyerarşisi de belirlenmiş olan ki biz bunu beyani aklın birinci kitap okumalarında da ele almış İmam Şafii üzerinde durmuştuk. Bu sıralama aynı zamanda bir hiyerarşidir, bir değer ve fazilet sıralamasına da tekabül eder ve birbirlerini de piramitsel olarak bağlayıcıdır. Yani en üstte yer alan kitap bir altındakini bağlar. Sünnet icmayı bağlar, icmada kıyası bağlar. Ne demek bağlar? Şöyle söyleyelim. Bir alttaki bir üstündekine aykırı olamaz demektir. Yani sünnet hadis kitaba aykırı olamaz. Teorik olarak böyledir usulümüzde. İcma sünnete aykırı olamaz. Kıyasla içtihat da icmaya aykırı olamaz. Peki, bu şekilde edille-i şer'iyemizin üçüncü sırasında yer alan icmanın bu derece teorik olarak kabul görmesine karşın yine icmanın doğrudan kendisini ilgilendiren hususları itibariyle bir rengi değiştirmiştim. Evet. Bir tanım. İki temellendirme. Üç imkan ve
sınırları 4 geçerlilik süresi olmak üzere 4 başlık altında değerlendireceğimiz efendim durum itibariyle icma geleneğimizde tam anlamıyla bir sorun alanıdır. Buraya yazalım. İcma delilinin sorun oluşundan söz edeceğiz. Nasıl bir sorun alanına tekabül ediyor? Bundan bahsedeceğiz bu dersimizde. Yeşille yazmış olduğum 4 maddeye baktığımızda gerek fıkıh usulcülerinin, gerek Arap dili edebiyatı nahivcilerin, gerekse kelamcıların her birerlerinin teorik olarak icmanın yani alanın uzmanlarının bir konuda ittifak etmiş olmalarının bağlayıcı olduğunu, buna itiraz edilemeyeceğini, yapılan itirazların şaz kabul edilerek reddedileceğini söylerler. Genel olarak böyle kabul edilir ve genel olarak böyle söylenir. İcmanın bağlayıcılığı ve icmanın önemi hususunda. Nitekim nahiv konusunda dönemin nahivcileri herhangi bir konuda ittifak etmişlerse daha sonra gelen bir nahivci buna itiraz edemez. Buna reddedemez. Daha sonra geldiği için. Bunları birazdan daha detaylı olarak konuşacağız. Dolayısıyla icmanın ne olduğu efendim, neye icma denildiği hususunda ciddi manada problemlerin olduğunu görüyoruz ki buradan tanımdan itibaren devam edelim. Mesela icma nedir sorusu. İcma nedir? İcma ümmetin bir konuda ittifakıdır diye genel olarak söylenir. Peki ümmet sözcüğüyle ne kastediyoruz? İcma kimin ittifakıdır? Ümmetin dediğimizde bütün Müslümanların ittifakıysa bunun zaten gerçekleşme şansı yok. Yani çünkü bütün Müslümanların bir konuda hemfikir olduklarını tespit edebilmek günümüzde bile zordur. Bu kadar iletişim çağının efendim zirvede olduğu bir dönemde herkesin aynı konuda hemfikir olduklarını bu iletişimi kullanarak bile sonuçlandıramayız. Çünkü bu iletişime katılmayan pek çok kimse bulunacaktır her zaman. Şimdi bunun 1200, 1300, 1400 yıl öncesine gittiğimizde o günkü koşullarda ne tür bir icmadan söz ediyoruz? Kimlerin icmaından söz ediyoruz? Bunlar son derece önemli. Kimler ittifak ettiğinde şurada gördüğümüz ölçüde bağlayıcılığı üçüncü derece olan önemli bir efendim şer'i delil kabul edilen icma gerçekleşmiş olur. Şimdi bunları sırasıyla ve icma nedirin içeriklerini açarak gidelim. Bir, deniyor ki sahabenin icmasıdır. İcma denince fıkıh usulcülerinin pek çoğunun hemen hemen fikir birliği yaptığı, genel anlamda söylüyoruz tabii bu fikir birliğini, kabul ettikleri husus sahabenin icmasıdır. Ve sahabenin icmanın önemli olduğunu ve dolayısıyla sahabenin icmandan konuyu başlatmamız gerektiğini söylerler. Şimdi burada bir de mevzun selefin otoritesi dediğimizde buradaki selef bir önceki nesil anlamına geliyor. Bunu dikkatli tespit edelim çünkü son derece önemli. Selefilikle falan karıştırmayalım. Bu ayrı bir şey. Selefin otoritesi bir önceki nesil.
Çünkü icma bir neslin ittifakıdır ve kendisinden sonra gelen neslin bu ittifaka uymasını zorunlu kılar. Teorik olarak kaynaklarımızdaki icmanın tanımı budur. Diyelim ki birinci asırda ya da buraya bir yazdık sahabe üzerinden konuşuyoruz. Oradan yürüyelim. Mesela bir konuda sahabe icma etmişse tabiin asla o sahabenin icmana aykırı bir görüşte beyanda bulunamaz. Bu kesinlikle merduttur ve reddedilir. Şimdi demek ki selefin otoritesi dediğimiz bir kuşağın, bir neslin ya da bir asrın ulemasının herhangi bir konudaki fikir birliklerinin, icmanın daha sonraki gelecek asırları bağlayıcı olduğundan söz ediyoruz. Selefin otoritesi. Peki icma sahabe döneminde gerçekleşmiş midir? Hangi konuda sahabi icma etmiştir sorusunu sorduğumuzda, madem ki icma nedir? Sahabenin icmadır. Peki sahabe hangi konuda icma etmiştir mevzuna geldiğimizde? Bunun pratik olarak herhangi bir örneğini vermekte geleneğimiz her zaman zorlanmıştır. Ve verilen örnekler icma sözcüğünün tanımıyla uyuşmamıştır. Şimdi burayı netleştirelim. İcma bir asırda yaşayan o asrın ülemasının ittifakıysa, ittifaktan söz ediyorsak ki icma böyle bir şeydir, o zaman bir tane bile olsa muhalefetin olmaması gerekir. Bir tane bile muhalefet olursa o zaman problem ortaya çıkar. İcma tanımı gerçekleşmediği için burada bir icmadan söz edemeyiz. Örnekler üzerinden gidelim. Örnek. Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi en çok verilen örneklerden biri budur. Peki azıcık akademik anlamda İslam tarihi çalışmış birisi az da olsa hadis kaynaklarının Megazi bölümünü, tarih bölümünü, siyer bölümünü okumuş birisi ya da keza tabakat kaynaklarından biyografileri incelemiş bir akademik çalışma yapan kişi ya da konuya vakıf bir alim, Hazreti Ebubekir'in halife olmasında sahabenin icma ettiğini söyleyebilir miyiz? İcma bütün sahabenin oy birliğiyle Hazreti Ebubekir'e biat etmesi demek değil mi? Peki ne kadar efendim Sa'd İbni Ubade etrafında toplanan Ensar itiraz etti buna? E sonra biat ettiler diyecekler tabii. Hazreti Ömer döneminde neden Mekke'den Medine'den sürüldüler? Hadi ondan vazgeçtim. Ensar'ın ihtilafından vazgeçtik. Çok önemli olduğu için arz ediyorum. Bir, Hazreti Ali. İki, Hazreti Fatıma. Hazreti Ali'nin daha sonra neyse niyetlerini bilemeyiz. Her nasıl olursa olsun Hazreti Ebubekir'e biat ettiğiyle bunun çözüldüğünü varsaysak bile Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ebubekir'e biat etmeden vefat ettiği tarihen sabittir. Ve böyle olanların başka kimler olduğuna dair de o gün çekilmiş kamera kayıtlarımız yok ki bilmiyoruz. Verilen bilgilerden hareket ederek bunlar söylüyoruz. Ve bir tek Hazreti Fatıma'nın muhalefeti bile olsa burada icma bozulur, tanım gitti, tanım bozuldu. Şimdi deniyor ki efendim ekseriyetin hükmü geçerlidir, ekseriyet yeterlidir.
Allah Allah. O zaman icmayı böyle tanımla. De ki icma ekseriyetin ittifakıdır. Ekseriyetin ittifakı ekalliyeti ezer. Ekseriyetin ittifakı ekalliyet üzerinde istibdat hakkı vardır. Ekalliyete siz düşünemezsiniz, ihtilaf yapamazsınız, farklı beyanda bulunamazsınız der diye tanımla o zaman icmayı, değil mi? Dolayısıyla bir tanım yapıyorsak, tanım efradını cami, ayarını mani olmak zorundadır. Bu tanımın şartıdır. Bu şart gerçekleşmezse tanım olmaz. Tanım olmayınca da kavram olmaz. O halde icmanın tanımı bir ittifaktan söz ediyorsa ekseriyet diyemezsiniz. Yine bizim gelenekte çok söylenen ama çok sorunlu olduğunu düşündüğüm, burada yeri gelmişken ifade etmeme izin verin lütfen. İstisnalar kaideyi bozmaz diyor. Bozar efendim. Tam tersidir. İstisnalar kaideyi bozmak içindir. Buraya yazmama izin verir misiniz? Kayıtlara da geçsin. Efendim. İstisnalar kaideyi bozar. Zaten amacı budur. İstisnanın amacı kaideyi bozmaktır. Nasıl bozmaz? Kaide demek, kaidetun, bir şeyde kaide, bakın, bir asıl belirliyorsunuz. Bir şeye bir dayanak koyuyorsunuz. Bu deneysel bilimlerde bile böyledir. Bir deney daha önceki deneylerden aykırı olunca artık önceki deneylere bağlı olarak ortaya konulan kaide bozulur. Çünkü onu bozan bir istisna çıkmıştır. Bizde istisnalar kaideyi bozmaz. Ekseriyet istibdadıdır bu. Çoğunluk istibdadıdır bu. Selefin otoritesi dediğimiz şey de burada, birazdan konuşacağız. Bu bir istibdattır. Dolayısıyla hür fikrin, hür düşüncenin, hür içtihadın, bireysel zekanın, bireysel dehanın İslam ilimlerine katkısını engelleyen böyle bir durum icma olarak karşımızdaysa, bunun tanımının net olmasını bekleriz ve net bir tanım görmek isteriz. Peki net tanım nedir? Diyelim ki ulemanın icmağı. Kaldı ki İmam Malik Medine ehlinin icmağıdır diyor. Davud ez-Zahiri sahabenin icmağıdır diyor. Değil mi? Pek farklı şekillerde duruma göre icmaın tanımında usulcülerimizin, gerek fıkıh usulcülerimizin, gerek kelam alimlerimizin bir tanım ittifakında olmadıklarını, tanımda bir sorun olduğunu görüyoruz. Şimdi icmaın daha kendisinin tanımında sorun varsa, daha bitmedi, devam edeceğim. Ne kadar sorunların olduğunu bugün konuşacağız kısmet olursa. İkinci bir örnek verelim. Örnek iki. Deniyor ki, şimdi okumuş olduğumuz Mushaf, Hazreti Osman döneminde İmam Mushaf, bunun üzerinde sahabe icma etmiştir. Hayır efendim. Böyle söylüyoruz. Sonra birileri sahabenin icma etmediğine dair kaynaklarımızda, kendi kaynaklarımızda rivayet buluyor. Çıkıyor YouTube'a, oturuyor. Bak böyleymiş, böyleymiş diyor. Efendim lütfen meseleleri akademik hassasiyet ve objektivite içerisinde net ortaya koyalım, net konuşalım. Konunun güçlü yanlarını, zayıf yanlarını bilelim, görelim. Biz bilim insanlarıyız. Hiçbir konuya, akademik konuya, özellikle böyle bir kritik ve analiz yaptığımız konuya duygusal yaklaşmamalıyız. Çok şükür elimizde Yüce Mevla'dan gelen mesaj olarak kabul etmiş olduğumuz Mushaf, bugün okumuş olduğumuz Mushaf,
kıraat farklılıklarını paranteze alarak söylüyorum. Bu mushaf Hazreti Osman zamanında çoğaltılan, İslam beldelerine gönderilen İmam Mushaf olarak bu tarihten itibaren ama bu İmam Mushaf olarak İslam beldelerinde bir okuma birliğini, bir mushaf birliğini, bir metin birliğini sağlayacak şekilde tahakkuku günümüze kadar bunun üzerinde bir icma söz konusudur. Hatta Şia'nın bile ufak tefek itirazları kendileri de çok fazla kale almadıkları için mevcut mushaf Şia için de bizim için de ilahi kelama tekabül eden kitap olmak bakımından Müslümanların bir icmağı söz konusudur. Ama sahabenin değil. Çünkü sahabede bu mushaftan farklılık arz eden bir sürü ellerinde mushafın olduğu söylenen başta Hazreti Ali gibi, Hazreti Ayşe validemiz gibi, İbni Mesud gibi o kadar çok önemli isimler var ki bunların mushafları işte böyle değildi şeklinde elimizde rivayetler var. Bunu yok sayamayız. Bunu yok sayarak sahabe bunun üzerinde icma etti diyemeyiz efendim. Ha bu söylediklerim mevcut mushaf üzerine bir gölge düşürür mü? Hayır. Sahabe kendi içinde bu farklılıklara rağmen bu İmam Mushaf'ı hazırlamış, İslam beldelerine göndermiş ve sonra daha ki sonra nesillerde telakki bir ümmet dediğimiz bir ümmet birliği, bir ümmet kabulü gerçekleşmiş ve bugün biz bunun Cenab-ı Hak'tan gelen vahiy olduğuna, bu vahyin metin olarak bu kitapta toplanmış olduğuna hem inanıyoruz hem de onun üzerinden zaten çalışmalarımızı yapıyoruz çok şükür. Fakat bir gerçek var ki bu cem edilirken, toplanırken, musaflaştırılırken burada sahabenin bir icmağı yok. Olmak zorunda da değil. Birazdan da konuşacağız. Niye bu kadar bu meseleyi büyütüp efendim belirleyici bir unsur haline getirdiğimizin problemlerini de konuşacağız. Dolayısıyla icma dediğimizde sahabenin icmaından başladık. Tabiin nesline geldiğimizde tabiin neslinde zaten fırkalaşmanın başladığı. Bizim geleneğimizde fırkalaşma ne zaman başlamıştır? Hakem olayıyla. Hazreti Ali ile Muaviye arasında hakem olayı başladı. Hakem olayı beraberinde daha önce konuştuk. Fırkalaşmayı getirdi. Zaten bu Hicri 37'dir. 40'ta Hazreti Ali şehit edildi. Hazreti Muaviye de duruma el koydu. Artık iktidar sağlamlaştı. Ama burada üç tane önemli fırka ortaya çıktı. İktidar, Şia ve hariciler. Zaten Müslümanlar üç fırkaya bölündü. Hangi tabiin icmaından söz edeceğiz bundan sonra? Değerli izleyenler, biraz tarihi kritik ederek daha ciddi bir analiz perspektifinden inceleyelim lütfen. Ümmetin 73 fırkaya bölünmesi meselesiyle ilgili videom da var biliyorsunuz konuştum. Ümmetin fırkalaşmaya başlama tarihi Hicri 40'tır. Ve sahabenin büyük çoğunluğunun hayatta olduğu bir dönemdir. Ve Müslümanlar fırkalaşmıştır. Daha sonra hangi icmadan söz ediyoruz? Hangi Müslümanların ittifakından, hangi icmadan bahsetme hakkımız vardır? Bu temel problemleri, temel argümanları görmeden bir usul inşa etmeye kalkarsak ve böyle bir usul ortaya koyarsak bunun içinden çıkamayız. Kaynaklarımızı okuyoruz mesela. Eşari kaynakları okuyalım, Mutezili kaynakları yani Sünni gelenekte Şia'nın dışındaki gelenekteki kaynaklarımızı okuyoruz. Deniyor ki icmayı inkar etmek küfürdür. Bak şimdi. İcmanın otoritesini inkar küfürdür. Niye? İcma ne ki onu inkar eden küfür etsiniz? Bir kere siz icmanın ne olduğunu tanımlayıp şu diyemiyorsunuz ki onu inkar eden adam
kafir olsun. Ha diyor ki icmanın hüccet delil oluşunu inkar etmek küfürdür. Peki birazdan konuşacağız. Delil olabilecek bir şey var mı ki de onun delil oluşunun inkarından söz edelim diyeceğiz birazdan. Diyelim ki var ve bir adam neden onun delil oluşunu inkar ettiği için kafir olsun değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim? Bu edille-i şer'iyeyi bize Allah vahiyle mi bildirdi bu sıralamayı? Bu sıralamanın hangi dini efendim şeyi var ki buna itiraz etmek küfrü gerektirsin? Yine az önce söylemiş olduğum hususlarda dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım gibi bizim geleneğimizdeki en önemli problemlerden hem Sünni gelenekte hem diğerlerinde problemlerden biri de ikide bir şey olduğu zaman bu küfürdür. Allah Allah. 50 yıldır bu dini ilimlerle uğraşıyorum. Ömrüm bunun içinde bu kitapların arasında geçti. Doğru düzgün bir dünya hayatım hala yok. Çarşım yok, pazarım yok, gezmem yok, tozmam yok, tatilim yok, hiçbir şeyim yok benim. Gecem gündüzüm bu işlerle geçiyor. Ben imanın şartı altıdır deyip de bunları sayıp sonra da şundan dolayı küfre gider bir adam diyen aklın ne tür bir akıl olduğunu bu 50 yılda anlamadım. Biz insanlara imanın şartı altıdır demiyor muyuz? Evet. Say. Bunun içinde icma inkar var mı? Yok. Peki o zaman onu da koy. De ki imanın şartı yedidir. Yedi icmayı inkar etmeyecek. Ya da başka şunu inkar eden kafir, bunu inkar eden kafir deyip duruyoruz ya. Onları da koyun o zaman oraya. Acaba birilerini din-i mübinin İslam dairesinden çıkarma heyecanımız nereye dayanıyor? Onu anlamadım. Bu çaba niye? Niye birilerini bir şey bahane ederek dairenin dışına atmaya çalışıyoruz da sevgili peygamberimin, efendimin, gözümün nurunun bir şeyleri bahane ederek bu dairenin içine almaya çabasına tam aykırı olarak bu çaba niye acaba? O istiyordu ki bir vesile bulayım da bunları İslam dairesinin içine alayım. Bizim geleneğe bakıyorsunuz, bir vesile bulayım da bunu dairenin dışına atayımla uğraşıyoruz. Şapkamızı çıkarma zamanı gelmiştir. Şapkamızı çıkaralım ve elimize kalemi alalım. Gerçek bir bilim insanı gibi düşünelim. Ve bilimi hiçbir hatıra feda etmeyelim. Hiçbir konjonktüre feda etmeyelim. Bilim bizim zeminimizdir. Onu kaybedersek varlığımızı kaybederiz. Şimdi gelelim tanımdan sonra ikinci bir unsura. İcmanın temellendirilmesine. Söyledik değil mi? Sahabenin icma yoksa sonraki nesillerin hiç icması yok işte fırkalaşmayla söyledik. Sahabe icma edememişse daha sonra hangi icmadan söz ediyoruz? Peki temellendirelim. Fıkıh usulü kaynaklarımıza en kolay erişebileceklerinizden Türkçe tercüme de edildi. Yunus Apaydın hocamız, Allah hayırlı uzun ömür versin değerli meslektaşımıza. İmam Gazali merhumun çok değerli fıkıh usulü kitabı El Mustasfa'yı tercüme de etti. Oradan bakabilirsiniz.
Gazali El Mustasfa'sında Cabiri de uzun uzun bunları anlatıyor. Kendisine kadar ülemanın icmayı temellendirmek, yani icmanın temellendirilmesi demek, icma neden meşru bir şer'i delildir? İcma meşruiyetini nereden alıyor? Hani inkarı küfürse meşruiyeti bir arka planı olması lazım. İcmanın bir delil olarak meşruiyeti nereden kaynaklanıyor diye araştırıyor. Ve bu konuda birçok ayeti kerime, işte sizi hayırlı ümmet kıldık, onlar insanlığa şahit olacaksınız vesaire şeklinde birçok efendim ayet-i kerimeyi sıralıyor ve çok haklı olarak diyor ki, doğrusunu söylemek gerekirse bu ayetlerin hiçbirinde ki anlam mefhum icma ile alakalı değil. Allah icmadan söz etmiyor burada. Bunları icma ile ilişkilendirmek, bunları icmanın meşruiyetinin temeli görmek doğru değildir. Yani Gazali ve benzer pek çok fıkıh usulcüsü ve konunun uzmanı icmanın burada şuraya şöyle yazalım. Bir, Kur'an'da delili yok. Yani icmanın Kur'an'da bir delili yok. Bize Kur'an bir konuda icma hasıl olursa buna aykırı düşünmek yasaktır demiyor. Bir konuda icma gerçekleşirse bu icma artık Müslümanların kıyamete kadar o konudaki düşüncesini bağlar, dondurur, şablonize eder demiyor. Kur'an'da böyle bir delil yok. Ama İmam Gazali yine kendisinin Mustasfa'da haberler konusunda, sünnet konusunda ve sünnetin ve haberi vahidin delil oluşuna ilişkin konuları ele aldığı yerde ki biz bir önceki haberin delil oluşunda bir önceki videoda bunu konuştuk. Uzun uzun konuştuk. Efendim, o zaman icmanın meşruiyet için kitap yoksa geriye ne kaldı? Sünnet, hadis kaldı. Hadis kaldı. Peki hadis var diyor. Kur'an yok ama hadis var diyor İmam Gazali. İmam Gazali'nin hadisler konusundaki sorunu malum. Hadis var diyor. Peki ne var hadis? Yazalım. Önemli bu hadis çünkü. Ümmetim bazı rivayetlerde dalalet, bazı rivayetlerde hata. İkisini de yazalım. Hata, dalalet üzerinde ittifak etmez. Evet, böyle bir rivayet var. Peki biz zaten mantıkta oraya geldik. Nakiz, aksi nakize geldik. Delalet efendim ittifak etmez. Bu rivayetin nakizi nedir? Ümmetim ancak doğru olanda ittifak eder demektir. Doğru olanda ittifak edince bu delil olması lazım. Yani ümmet hatalı bir şeyde birleşmiyor. Ancak isabetli olanda birleşiyor. Anlamını çıkaralım, mefhum muhalefet yapalım, nakizini alalım. Peki, öyle yaptık. İyi de değerli üstadım, çocukluğumdan beri benim rol modelimdir İmam Gazali. Tabii çocukluğumda dini ilimlere başladığımda en büyük hedefim, en büyük idealim, tırnak içinde olumsuz anlamda kullanmıyorum, idolüm diyelim, çok meşhur olduğu için ben onu rol modeli örnek olarak ifadelendiriyorum. İmam Gazali'ydi. Hala da çok severim kendisini. Şimdi bu bir haberi vahittir. Haberi vahidin kendisinin de defaatle söylediği gibi delaleti bir kere zannidir.
Böyle zanni bir delil nasıl oluyor da icma gibi bir şer'i delilin temeli olabiliyor? Yani bu zaten bir haberi vahittir. Kendisinin sahih olması için neye ihtiyacı var? Ayrı bir delile, ayrı bir karineye ihtiyacı var ki bu zaafı giderilsin de sahih mertebesine çıksın. Kaldı ki sahih mertebesine çıktığında da mütevatir olmadığı sürece, bir önceki derste konuştuk, mütevatir olmadığı sürece yine haberi vahittir. Asla kesin delil değildir ve icmayı bir haberi vahitle temellendiremezsiniz. Yani icma bir haberi vahitle nasıl temellendirilir de reddi ve inkarı küfür sayılabilir? Şimdi burada sünnetten ve hadisten delile gelindiğinde icmanın efendim temellendirilmesi konusunda ancak bir mütevatir haber olduğunda, bir mütevatir haber olsa, elimizde mütevatir bir delilimiz olsa, bu icmaya temel teşkil eder. Ama şimdi şu üzerinde duracağım döngüye, kısır döngüye dikkatinizi istirham ediyorum. Diyelim ki elimizde bir mütevatir X rivayetimiz var ve bunu icmanın temeli yaptık. Peki mütevatir neydi? Mütevatir neydi? Ravilerin icmağı. Bu rivayetin sahihliğinde ravilerin icmağı. Ne oldu? Mütevatir haberin delil oluşunu icmaya bağladık. İcmanın delil oluşunu da mütevatir habere bağladık. Yani elimizde mütevatir bir haberimiz olsa bile bu bir döngüdür ve bu totolojik olarak icmayı temellendiremez. Çünkü mütevatir haber de zaten ahbarın nakillerinin icmağıdır. Dolayısıyla hadisten de ne yaparsak yapalım, hangi tekellüflü yola başvurursak vuralım, icmayı temellendiremediğimizi görüyoruz. İcma temellendirilemiyor. Peki fukahanın, tabiinin vesairenin görüşleri, zaten onlarda hiçbir ittifak yok. Ahmet bin Hanbel'e isnat edilen söz doğruysa şayet icma var demek saçmalıktır diyor. İcmanın vukuundan bahsetmek saçmalıktır diyor. İmam Malik bu sadece Medinelilere mahsus olur. Ancak Medine ehlinin icmandan söz edebilir. Başkası olmaz diyor. Davud ez-Zahiri sahabenin icmandan söz ediyor. Başkası başka efendim icmadan söz ediyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman icmayı temellendirecek, icmanın meşru bir usul ilkesi olduğunu ortaya koyacak bir delilimiz yok. Bireysel içtihatlar ile icma delildir demek de altta olanın üstte olanın temellendiremeyeceği için bunu da söyleyemeyiz. Çünkü tikel olan tümeli nasıl temellendirebilir? Bunu da söyleyemeyiz. Aslında söylenebilecek bir şey vardı. Oraya da bizim gelenek hiç girmemiş. Akıl ile bu temellendirilebilirdi. Bunu yazalım müsaadenizle. Önemli. İcmanın temellendirilmesinde akıl. Onun için İmam Gazali haklı olarak
Cabiri merhum haklı olarak der ki, icma pratik realitesi olan bir husus değil, ilkesel bir usul kaidesidir. Evet, ilkeseldir. Akli ve ilkeseldir. Bunun anlamı da şudur. Yani mantıki olarak, teorik anlamda, ilkesel anlamda ümmet ulemasıyla, ulema olmayanıyla bir konuda fikir birliği yapsa, teorik olarak, ilkesel olarak bu önemli bir şeydir ve bağlayıcı olur. Ama yine de ilkesel olarak bu bağlayıcılık bir istibdada dönüşmemelidir. Birazdan konuşacağız. İcma ve selefin otoritesinin bir icma dönüşme tehlikesinden söz edeceğiz ki dönüşmüş zaten. Dolayısıyla belki teorik olarak böyle bir şeyden söz edebiliriz. Yani İmam Şafii'den beri devam ede gelen bu edille-i şer'iyenin şu sıralamasını teorik olarak kabul edebiliriz. Deriz ki kitap, sünnet eğer olabilseydi icma üçüncü sırada yer alabilirdi ama olamamış. Dolayısıyla bunlar teorik planda söz konusu olsa bile realite planında işin pratiğine intikal ettiğimizde bunların bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Peki efendim, şimdi imkan ve sınırlarını bu vesileyle satır aralarında konuşmuş olduk. Demek ki icma mümkün bir şey görünmüyor. Tarihimizde icma mümkün görünmüyor. Bugün tüm teknolojik imkanları kullanmak suretiyle bile bir icmayı gerçekleştirmek hemen hemen imkansızdır. Neden? Bakın bir örnek vereyim. Galiba 90'lı yıllardı. Bu hilal gözleyerek bayram yapma konusu ciddi manada problem olmuştu. İstanbul'da bir Rüyeti Hilal Uluslararası İslam Konferansı düzenlendi ve buraya alimler geldi. Bu önemli bir örnek konumuzla alakalı. Orada bir karar da alındı, her ne kadar sonra uyulmadıysa da bir karar da alındı. Diyelim ki İslam dünyasını temsilen gelen insanlar bugün efendim bir karar aldı. Bunu icma sayabilir miyiz? Bunu İslam dünyasındaki diğer ulemanın, bu kurula katılamayan, bu kongrede yer alamayan ulemanın düşüncelerini kilitleyecek, engelleyecek, set çekecek, onlar üzerinde bir otorite olduğunu söyleyebilir miyiz? Buna insafımız, kalbimiz, vicdanımız, izanımız izin verir mi? Devletlerin resmi olarak oraya gönderdiği insanlar bu işin ne kadar ehlidir? Bu koltuklarda oturan kimseler ne kadar ehil? Resmi toplantılara cübbesini giyip gidiyor. İyi de ne kadar bu mevzuya ehilsin? Efendim o kendi kurumunda ehil olanlarla istişare etti. Kurumdakiler ne kadar ehil? Ya İslam dünyasında açık ve net olarak söylüyorum. Elimizi vicdanımıza koyalım, konuşalım. Bir yere oturan, bir mevkiyi işgal eden, bir konumu ihraz eden insanların oraya gelişleri, oturuşları ne kadar liyakat ilkesini dikkate alarak ve yegane belirleyici bu ilkedir diyerek oraya gelip oturuyor. Elimizi vicdanımıza koyalım sevgili izleyenler. Sonra nasıl olacak da bunlar kalkıp toplanacak, gidecek bir yere? Ondan sonra oralara gelememiş. Ama oraya gelenleri yüze katlayacak, bine katlayacak insanlar bu gayri ehil insanların aldığı kararlar icmadır diye beni bağlayacak ya da ötekini, ötekini beni sözün gelişi söyledim. Lafın gelişi olarak söyledim. Bağlayacak, buna aykırı düşünemezsiniz diyeceksiniz. Eyvallah, ne güzel, ne âlâ. Demek ki konu iletişim sorunu da değil. Ne ölçüde maşeri vicdanı
temsil eden, Müslüman vicdana tercüman olan, ümmetin kalbi ve nabzıyla aynı şekilde atabilen bir icmayı tahakkuk ettirebiliriz sorunu önemli bir sorundur. İmkanları açısından. Peki sınırları nelerde icma yapılacak? Hangi sınırlarda kalacak? Neyin icması? Çünkü icma birazdan konuşacağız. İcmayla ilgili son derece önemli geçerlilik sürecinde bunu konuşacağız. Hatta buradan yavaş yavaş oraya da geçebiliriz. Neshedilemez diyor icma ulema. İcma ancak ayet ve hadisle neshedilir. Ayet ve hadis de söz konusu değil çünkü Resulullah vefat etmiştir. Ayet inmiyor, vefat etmiştir. Hadis yok. Efendim özür dilerim. Evde benden başka kimse. Evet efendim. İcma neshedilemez diyoruz. Yani öyle bir bağlayıcılığı var ki neshedilemiyor. Ayet ve hadisten başka hiçbir şeyle neshedemiyorsunuz. Bunun nasıl bir otoriteye tekabül edeceğini, bunun nasıl bir istibdada dönüşeceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Ve nitekim geleneğimizde bu konuşmuş olduğumuz çerçevede bir icma gerçekleşmemiş olmasına rağmen icma sadece teorik olarak o hiyerarşik edille-i şeriyede üçüncü sırada yer alıyor diye bunda icma var, şunda icma var denilmek suretiyle zaten yeterince ümmetin düşüncelerini efendim istibdad altına almıştır. Demek ki burada icmanın sınırlarını belirlemek, geçerlilik süresi özellikle icmanın değerli izleyenler dördüncü sırada yer alan geçerlilik süresi kendisinden sonraki asırlar için süreklidir. Bunu müsaadenizle icmanın geçerlilik süreci olarak şemalandırmak istiyorum. Şimdi böyle bir durum konunun mahiyetini net olarak görmek bakımından son derece önem arz ettiğinden dolayı müsaadenizle şöyle bir şema çizmek istiyorum. Şimdi birinci asır bu asır içinde sahabenin de bulunduğu bir asır bu. Bir asır. Sonra buradan şöyle bir çizgi çizelim. Buradan bu her bir çizgimiz diğer asırlar olsun. Şu birinci asırda şöyle bir icmada bulunuldu. Bu daireyi icma olarak, hakkında icma yapılan bir konu olarak düşünelim. İcma gerçekleşti. Şimdi bu teorik olarak konuşuyoruz. Birinci asırda böyle bir icma gerçekleştiğinde artık bu icmanın sonraki şu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve en sayıda diğer gelecek kıyamete kadar asırlarda neshi söz konusu değil. Buna dokunulamaz. Burada son söz söylenmiştir. İcma son söz demek zaten. İcma son sözü söylemiştir. Buna dokunulamaz. Öyleyse bu şu demektir. Bu böyle bir müstebit şablon olarak böyle devam edecek. İkinci asırda, buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. İkinci asırda şuraya geldik. Şöyle bir konuda, niye renk değişmedi?
Şöyle bir konuda icma oldu. İkinci asırda burada farklı bundan farklı bir konu. Bu X'ti, bu Y. Y konusunda bir icma hasıl oldu. İkinci asırda çünkü X hakkında zaten bir şey yeni bir şey söz söyleme hakkı yok. O aynen devam edecek. Ama X'in alanına girmeyen Y alanında bu defa da ikinci asır uleması icma etti diyelim. Şimdi bu da yine kendisinden sonra üçü dördü kıyamete kadar böyle ne yapacak? Bağlayacak. Üçüncü asır eğer bir konuda icma edecekse yeni bir şey bulmak zorunda. Yani bir Z konusu bulacak da bunda icma edecek. Bu da ondan sonrakilerini bağlayacak. Yani icma kendisinden sonraki düşünceyi donduran bir istibdattır. Net olarak böyledir. Çünkü bir neslin dini algısı, dini yorumu, burayı biraz açalım çünkü son derece önemli bir noktayı konuşuyoruz. Nasıl sonraki nesillerin kıyamete kadar bu konuda ancak böyle düşünebilirsiniz şeklindeki bir şablonu belirleyici olabilir. X hakkında bir icmadan söz ediyoruz. Sonuçta bu icma ulemanın içtihatlarının toplamı değil midir? Evet. İcma bireysel içtihatların toplamıdır. Hangi mantıki gerekçeyle bu asırdaki bireysel içtihatların toplamı kıyamete kadar tüm Müslüman insanların içtihatlarının, düşüncelerinin tümelinden, toplamından daha önemli olur ve onları bağlayıcı olabilir? Bu bir. İki, icma dediğimiz içtihatlar toplamı olduğunda bu doğal olarak kitap ve sünnette olmayan bir konu değil mi? Evet. Kitap ve sünnette olmayan bir konuda icmadan söz ediyoruz. Eğer bir din o konuya kitabında o dine inananlar için yasa teşkil edecek bir sınır koymamışsa, vahiy olarak onu belirleyip şudur dememişse, onun insanlara tebliğcisi, açıklayıcısı, örnekleyicisi olan Hazreti Peygamber de bu konuda herhangi bir şey söylememişse, o zaman bu kitap ve sünnette olmayan bu konu hiç olmazsa düşünceye, üzerinde düşünmeye, diğer bir adıyla tevile, yoruma, hermenetiğe sonsuza kadar açık olması lazım ki din kendisini geliştirebilsin, tevile ve yoruma açık olabilsin. E bunu da icmayla bir neslin efendim düşüncesiyle dondurursak nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Allah dondurmamış. Resulü dondurmamış. İcmayla donduruyoruz. Kaldı ki bu icmanın da realitede bir karşılığının olmadığını az önce konuştuk. Realitede bir karşılığı yok bunun çünkü. İcma realitede karşılığı olsun ya da olmasın Cabiri'nin tespitiyle selefi bir otoriteyi temsil etmiştir. Öncekilerin otoritesini temsil etmiştir. Bunu indirgeyelim, indirgeyelim. Mesela Şafii gelenekte Şafiiler kendi içinde görüş birliğine vardığında daha sonraki gelen Şafiiler
ona itiraz edemezler. Hanefiler böyle, Mutezile böyle, diğerleri böyle. Bir selef otoritesinin geleneğimizde yerleşmesine sebebiyet vermişlerdir. Bu selefi otorite bize beyani aklın kategorilerine şöyle bir dokunulmaz, adeta a priori bir kategori, bir ilke gibi bir düşüncenin yerleşmesine sebebiyet vermiştir. Selef, önceki Müslümanlar, sonrakilerden daha hayırlı, daha dindar, daha nokta nokta, daha nokta noktadır. Bunu yerleştirmişlerdir. Benim tarih bilincimiz makalemi, tarihin öznesi makalemi okursanız, bu algının bizi nerelere getirdiğini, nelere sebebiyet verdiğini orada gayet net bir biçimde görürsünüz. Bu tam olarak selefin otoritesi, bir cümleyle şematize edeyim. Şöyle bir dik üçgen algısıdır. Selef burada zirvededir. Hangi selef olursa olsun, tarihin hangi dönemi olursa olsun, selef burada zirvededir. Kıyamete doğru ümmet giderek kötüleşerek, düşerek gitmiştir. Ve bir önceki bir sonrakini mutlak surette bağlar diyor. Şatıbi bile daha 8. Mutlak olarak bir önceki asır bir sonraki asırdan mutlak anlamda hem hayırlıdır hem de değerli ve bağlayıcıdır diyor. E buyurun halimize. Yanlış hatırlamıyorsam Nazım Hikmet, çok önemli onun olduğunu hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Hemen aklıma geldi şu dik üçgeni çizince. Ben babamdan ileri, oğlumdan geriyim. Bakın, bu dik üçgeni tersine çevirir. Böyle ilerleriz, böyle yükseliriz. Ben kendimi hep benden öncekilerden kötü görerek nasıl yükselebilirim? Ve insanlık ilmi manada, birikim anlamında giderek mi daha çok bilgisel dokümana erişime sahip olarak daha sağlıklı düşünebilmeye, daha isabetli kararlar alabilmeye yakın duruyor? Yoksa geçmişte mi? İnsanların aylarca giderek elde etmeye çalıştıkları 3-5 sayfalık bilgileri biz bugün 3-5 sayfa değil, milyonlarca sayfa bilgilere önümüzde duran 2,5-3 kilo ağırlığındaki dizüstü bilgisayarlarımıza taktığımız bir harici diskle ulaşabiliyoruz. Ve bu bilgiyi işlem hızımız, eskide bir alim ne kadar zeki ve çalışkan olursa olsun yıllarını alacak bir çalışmayı bugün biz bir günün içinde, hatta saatler içinde bunu çözümleyebiliyoruz. Şimdi bu imkanlarımızı, bu konumumuzu seleften farklı düşünemeyiz kalıbı içerisine nasıl hapsedebiliriz, mahkum edebiliriz?
etmediğimiz durumda, şimdi bunu kırmızıyla yazacağım, lütfen özellikle dikkat istirham ediyorum. Bu manada bir selefin otoritesi bizim için şu manada bir otorite olumsuzdur. Bunu olumluya çevirelim. Bunu olumlu bir yöne evirelim dediğimizde selefin düşüncesine kendimi bağlı görmek zorunda değilim dediğimde bu selefin otoritesine bir itirazdır ama değerine değil, dikkat buyurun. Selefin değeri ayrı bir şey. O değeri de öbür dünyada göreceğiz. Allah verecek değer. Bizim birbirimize verdiğimiz değerden ne olacak? Birileri beni değerli görsene, değersiz görsene. Ne kıymet harbiyesi var ki? Evet, tüm dünya beni alkışlasa ne olacak, alkışlamasa ne olacak? Ya da küfür etse ne olacak? Allah'ın huzurundaki değerim önemli benim. Sonsuza dek beni belirleyecek değer orada belli olacak. Selef de biz de hepimiz değeri orada Mahkeme-i Kübra'nın önünde alacağız beraat belgelerimizle beraber. Ne kadar değerimiz var. Ama bilimsel saygınlık açısından bir saygısızlık değildir. Ben bunları böyle konuşuyorum. Demin de söyledim. Hala Gazali merhum benim için son derece saygın, önemli, hürmet ettiğim, anarken ceketimin düğmesini iliklediğim bir insandır. Gazali'ye kadar niceler işte derslerimizde anlatıyorum. Ondan önce, ondan sonraki. Nice saygı duyduğum, hayranlık duyduğum, gece gündüz dua ettim. Feyiz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştım. Geçmişimiz bunlar bizim. Bunun gerektirdiği tüm saygınlığı sonuna kadar korumak koşuluyla bu saygınlığa asla zerre kadar toz kondurmamak koşuluyla bu saygınlığı bir istibdada dönüştürmemeye, bir istibdada dönüşmesine izin vermemeye de aynı derecede hassasiyetle ve titizlikle dikkat ediyorum. Onun için İcmanın bu dört unsur üzerinden fıkıh usulü gibi usul olmaya en liyakat sahibi, en ehil efendim ilim alanımızdır dediğimiz usulümüzün dikkatli baktığımızda genel fotoğrafın karelerini zoomlayarak o karelerdeki efendim detaylara dikkatli baktığımızda ne kadar önemli problemlerin olduğunu görüyoruz. Bir sonraki illet talil meselesinde ve özellikle de kelam konularına geldiğimizde beyani aklın problem ve sorunlarını çok daha ciddi manada görmüş olacağız. Peki bunları göreceğiz de ne olacak? Bu sorunları asgariye indirebilmiş, önemli ölçüde çözümleyebilmiş bir yeni usul geliştirmeye çalışacağız. Usulsüz usul olmaz. Usul geliştireceğiz. Bu usulü geliştirebilmek için de hiç kuşkusuz mevcut usulün sorunlarının farkına varmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir sonuç değerlendirmesi yaparak devam edelim. Değerlendirme. Bir, icma, bunlar benim aynı zamanda Cabiri merhumun değerlendirmeleri üzerinden yaptığım bir değerlendirme. İcma zannedildiği gibi değerli ve önemli değil. Maalesef olumsuz bir şeydir. Çünkü icma her zaman fikri canlılığı engeller. İttifaklar sosyal ittifaklardan bahsetmiyorum.
sosyal yaşamdaki ittifaklardan söz etmiyorum. Fikri ittifaklar, fikri teklikler her zaman düşünceyi ve tefekkürü engeller. Onun için fikirde ve düşüncede çoğulluk üretimi ve zenginleşmeyi sağlar. Felsefenin bir türlü niye işte filozof her biri bir şey söylüyor. İşte her biri bir şey söylediği için felsefe diye engin bir şey var. Dolayısıyla konu tefekkür olduğunda, konu yorum olduğunda, konu üretim olduğunda icma değil, ihtilaf önemlidir. Onun için de dikkat ederseniz geleneğimizde yukarıda haberi vahit olarak üzerinde durduğumuz ümmetim hata üzerinde birleşmezden ziyade ümmetimin ihtilafı rahmettir. İhtilafı rahmettir. Ben bir hadisçi olarak bunların ikisinin de Hazreti Peygamber'e ait olduğunu düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Yani bunlar hadis ilminin hangi kriteriyle incelerseniz inceleyin, bunların Hazreti Peygamber'le doğrudan bilgisi yok. Ama ümmetin Hazreti Peygamber'i tarihe konuşturması, karşılaştıkları problemlerde Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı bu konuya nasıl bakardı perspektifinden ele aldıklarında onu çağlarına yeniden adeta peygamberi güncelleyerek Hazreti Peygamber'in seslenme imkanını bulmaları bakımından bu tespitler son derece önemlidir. Hazreti Peygamber'e ait değildir demek bu sözün önemsiz olduğunu, diğer ümmet dalalet üzerine birleşmez sözünün önemsiz olduğunu söylemiş olmuyoruz. Sözler önemli, tarihi realiteyi yansıtıyor ve çok önemli bir içeriğe, arka plana sahipler. Ama Hazreti Peygamber böyle bir şey söylemiş midir diye bana bir uzman olarak sorarsanız, hayır efendim, cevabım net. Ama bu sözün ilham ettiği şey olumludur. İcmadan daha olumludur. Çünkü ümmetin ihtilafı bir zenginliktir. Neden zenginliktir? Çünkü yaşam süreklidir. Buraya dikkat edin lütfen. Yaşam süreklidir. Sürekli olan değişkendir. Değişken olan çeşitlidir. Öyleyse ümmet bu değişikliğe, bu değişkenliğe, bu çeşitliliğe uygun olarak değişik, çeşitli, farklı ama sürekli düşünce ve fikir üretecek. Bunlar birbirinden farklı olacak ama yaşamla eşdeğer, eş zamanlı yürüyecek. Tarihten kopmayacak. Şimdi bu durumda başımıza gelen nedir? Abbasiler devrinde kalmışız. Fikri ve düşünce planında fikrimizin ve düşüncemizin konularını bir vizibilite yapın, bir listeleyin. Abbasilerin konularıdır. Abbasiler devri sorunlarıyla hala uğraşıyoruz. Neden? Çünkü ümmetin ihtilafı üzerinden sürekliliği olan, değişkenliği olan ve çeşitliliği olan yaşamın gerçekliği üzerinden ve bu gerçekliğe uygun düşünceler üreterek tarihle eş zamanlı yol alamadı insan. Bugün hala kaderi konuşuyoruz, hala Kur'an mahluk mu değil mi konuşuyoruz, hala başka şeyleri konuşuyoruz. Neden? Tarihten koptuk da ondan. Efendim, şimdi bu nedenle icma zannedildiği gibi iyi bir şey değil. Herkesin aynı düşünmesi iyi bir şey değil. Bakın Allah Kur'an'da ne diyor? Eğer dileseydim sizi tek bir ümmet kılardım diyor. Bakın sizi tek ümmet. Tek ümmet ne demek? İşte icma. İcmaya Kur'an'dan delil arıyoruz ya. Sizi tek ümmet kılardım diyor. Bunun nakizi nedir? Değil mi? Bugün inşallah fırsat bulursam bu dersi işleyeceğim. Mantıkta aksi nakize geldik.
tek ümmet kılmadım diyor. Benim amacım tek oluşunuz değil, çeşitli oluşunuzdur diyor, değil mi? وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Yerin göğün yaratılışına kadar Allah'ın mucizesi ise sizi renk renk, değişik değişik, farklı diller konuşan ayrı ayrı insanlar yapması da mucizedir. Allah'ın mucize gördüğü bu farklılığı niye siz cem etmeye uğraşıyorsunuz? Yine Allahu Teala buyuruyor ki ben dileseydim hepinizi mümin kılardım diyor, değil mi? Hepiniz mümin olurdunuz. Ne demek hepiniz mümin? Hepiniz aynı şeye inanır insanlar olurdunuz. Ben öyle istemedim. Değişik değişik inanın, bakın, edin, düşünün vesaire yapın. Bir çeşitlilik, bir farklılık olsun diyor. Dilesem hepinizi mümin kılardım diyor. Hayır, öyle istemedim. Bakayım siz ne diliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Allah bizim ayrı ayrı ve farklı farklı düşünmelerimize değer veriyor. Biz farklı düşündüğümüzde, ayrı düşündüğümüzde ama düşünmenin hakkını verdiğimizde, düşünebilecek insan olma liyakatını kazandığımızda o bize değer veriyor. Biz kendi değerimizin farkında değiliz. O değeri kaybetmek ve o değeri topluca başka bir üst değere teslim etmenin ve onun otoritesine, istibdadına tabi kılmanın peşindeyiz. Bu doğru bir şey değil. Ben sınıfta tüm öğrencilerim hatırlar. İçinizde dinleyenler varsa tebessüm edeceklerdir. Sakın benim gibi olmayın diyorum. Benim gibi düşünmeyin. Sakın ha. Benimle hemfikir olabilirsiniz. Siz, ama bu sizin bir düşünceniz olarak benimle hemfikir olabilirsiniz. Ama hedefiniz beni aşmak olsun. Benden ileriye gitmek olsun. Beni geçemeyen öğrencilere, beni aşamayan öğrencilere ders vermişsem ben hoca değilim zaten. Benim hocalık kriterim öğrencileri kendisini aşabilen insanlar gerçek hocadırlar. Onun için farklı düşünmeye, farklı görüşe sahip olmaya özellikle ısrarla davet ediyorum. Şimdi bu bize gösteriyor ki bizim edille-i şer'iyenin bu son derece önemli teorik sıralamasında her bir madde üzerinde, ki fıkıh usulü zaten bundan üzerinde duruyor, ama neleri gözden kaçırıyoru görecek bir hassasiyetle yeniden bakmaya ihtiyacımız var. İkinci husus. İcma yani olumlu değil, olumsuz bir şey dedim. Olumlu olan fikir hürriyetidir, çeşitliliktir. Ben geçmiş ulemamızın neden bu kadar icmayı temellendirme çabası içinde olduklarını, doğrusunu isterseniz, niye Kur'an'ın bu kadar net, açık bir delil olarak zikrettiği şurayı göz ardı ettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Kur'an-ı Kerim gayet net bir biçimde bize ümmetin, Müslümanların geleceklerinin ve istikametlerinin sağlıklı yolunu bize gösteriyor. Bu icma değil, fikir birliği değil, farklı düşünceleri ezin. Kimsenin aykırı düşünmesine izin vermeyin demiyor. Şura, istişare. İstişare edin. Bakın, şura istişaredir ama istişare icma değildir. Şura istişare bir konuda mümkün tüm farklı görüşlerin masaya yatırılmasıdır. Yani şura X, Y, Z, T en sayıda görüşler masaya yatırılır, tartışılır. Bunların içinden herhangi birisi ümmetin yararına, dini mübinin yararına
insanlığın yararına olduğu kanaatine erişildiğinde bununla amel edilir. Bakın, ye ile amel edilir. Ye ile amel edilir. Ama ye kendisiyle amel edildiği halde X, Z ve diğer düşüncelerin ve istişaredeki fikirlerin hayatiyetine son vermez. Onların bir düşünce olarak doğmalarını engellemez şura. Onun için ve emruhum şura beynehum. Kurban olduğum. Ne güzel söylemiş işte. Ne arıyorsunuz daha başka? Ve bu şura ki her türlü fikir ve düşüncenin sonuna dek üretilmesini teşvik eder ki konu masaya yatırıldığında tüm aşırı uç mümkün düşünceler fark edilebilsin, görülebilsin, değerlendirilebilsin ve bunların arasından bir uygulamaya esas teşkil edecek bir sonuca ulaşılsın. Şimdi bu şuradır işte. Ne arıyoruz icma gibi bir imkansızın, serabın peşinde koşup duruyoruz? Yüce Mevla yolu göstermiş, şura işte. Ama hayır efendim, şura bizim sultanlarımızın işine gelmiyor diyor Cabir'in. Ya. Sultanlarımız buyuracak, veziri vüzeramız ne güzel buyurdunuz efendim diyecek. Bu konuda icma vardır diye de ilan edilecek. Sultanımızın icması maşallah. Ya. Görüyor musunuz? İşte Resulullah'ın bıraktığı yönetim bu şura. Dört halifenin kimi sorunlarıyla, problemleriyle birlikte yürütmeye çalıştıkları, icra etmeye çalıştıkları şey şuradır. Şuradır. Herkes eteğindeki taşı şurada döker, tartışılır. Efendim. Ama günümüzde hani ben de o gelenekten geldiğim için çok iyi biliyorum bizim istişare geleneğimizi. Bizde istişareler, istişareyi düzenleyen zatın görüşünü destekleyeceklerden seçilir. İstişareye kimler katıldı? Hazretle aynı düşünenler katılır. Farklı düşünenler katılamaz. Ya. Onun için vallahi istişare ettim diyor. Kiminle? Kendisini onaylayanlarla. Peki istişarenizde kaç farklı fikir vardı? Hiç yoktu ki. Herkes aynı benim söylediğimi kabul etti. İyi ne güzel. Böyle bir istişareden söz etmiyoruz. Gerçek katılımlı, serbest katılımlı, hür ve özgür düşüncenin sonuna kadar dile getirilebildiği bir katılıma sahip ve kişilerin niye böyle düşünüyorsun diye sorgulanmayacağı, öyle düşündüğünden dolayı başına bir belanın geleceğinden kaygılanmayacağı, endişelenmeyeceği, vicdanı hür, fikri hür, özgür bir biçimde katılabileceği bir şuradan söz ediyoruz. Ve Kur'an'ın önerdiği de buyur. Buyurun, uygulayın da ümmet nasıl başarılı oluyormuş görelim. Mesele burada. Şimdi değerli izleyenler, yorulduğumuzu biliyorum ama konu ne kadar önemliydi gördünüz. Bir üçüncü hususa daha izninizle efendim işaret etmek istiyorum.
Hazreti Ömer örneği bizim gelenekte son derece önemli bir örnektir. Onun şuraya dikkat ettiğini biliriz. Sahabeyi topluyor ve meclisinde, şurasında da hemen her fikir tartışılıyor. Hazreti Ömer'e uygulamalarının çoğunda karşı çıkıldığında biliyoruz. Ama o siyasi yetkisinde kullanarak bu görüşleri dinliyor, riskini de üstlenerek onlardan birini uyguluyor. Mesela ve dikkat istirham ediyor. Örneğin Cenab-ı Hak toplanılan zekat gelirlerinin, ganimet gelirlerinin, sadakaların, hibelerin vesairelerin Beytülmal'de toplandığında bunun nerelere sarf edileceğini 8 sınıf olarak sayıyor. İnnemes sadakat lil fukara vel mesakin vel amiline aleyha vel muallefeti kulubuhum. Ayeti kerime vel garimin ve fir rikab devam ediyor. Bu 8 sınıfı sayıyor. Bunların içinden biri de müellefe-i kulüp. Bakın. Müellefe-i kulüp. Kim bu müellefe-i kulüp? Kendilerine maddi destek sağlanan ve sağlanan bu maddi destek nedeniyle bir, İslam'a ve Müslümanlara zarar vermesinin önüne geçilmek amaçlanan, iki, bu destek nedeniyle kalbi İslam ve Müslümanlara ısınarak belki İslam'a, Müslümanlığa daha bir yakınlaşır, belki sonra Müslüman da olabilir kategorisine giren ve Müslüman olmayan kimseler müellefe. Müslüman değil bunlar. Bunlara da diyor verin diyor Allah. Niye? Çünkü şerlerinden emin olursunuz. Kalpleri ısınır. Size daha yakınlaşırlar. Çünkü bizim gelenekte bir söz vardır. Affınıza mahcuben söylüyorum. Yiyen ağız utanır diye. Destek verirsiniz. Size daha yakın olurlar. Sıcak bakarlar. Bu önemli bir şeydir. Hazreti Ömer bu ayetin hükmünü uygulamıyor. Bakın, ayet hükmü. İcma falan değil. Diyor ki bu ayetin diyor nazil olduğunda bizler zayıftık, müşrikler güçlüydü. Onların şerrini defmek amacı, makasıt işte bakın bu. İleride makasıt dersleri de yapacağız inşallah. Bazı dersleri bitirelim de. O da çok ayrı bir sorun alanı. Şimdi biz çok şükür güçlüyüz, onlar zayıf. Ne gerek var diyor, vermiyor. Uygulamıyor ayetin. Dikkat edin değerli izleyenler. İcmayı değil ya, ayetin hükmünü uygulamıyor Hazreti Ömer. Kimse ona kafir oldun demiyor. İcmaya karşı çıktın diye millet ayağa kalkıyor. İcmayı reddetti, ha bu kafir oldu diye. Habire derdi günü elinde mühür kimin kafir olduğunu damgalasam diye geziyor. Ya otur da biraz şu mühürü falan bırak da bir düşün, biraz düşün ya, aklını başına al. Hazreti Ömer gibi bir zattan söz ediyoruz. İslam dünyasının en önemli tarihi Hazreti Ömer'in halife olması. Böyle bir önemli örnekten söz ediyoruz. Ayetin hükmünü uygulamıyor. Şimdi benim de içinde yaşadığım yukarı Mezopotamya, işte Suriye, Irak arazileri, Diyarbakır'dayım ben. Hazreti Ömer döneminde buralar fethediliyor. Cennet gibi yer. Fethedilen araziler askerlere dağıtılır. Ayet var işte. Haşr suresinde gayet net. Hayır diyor. Ben diyor dağıtmayacağım. Sahiplerinde kalsın. Gelirlerini dağıtacağım diyor. Ben askerimi çiftçi yapamam onları verip de. Bu güzel cennet gibi araziyi bulan niye cihad etsin, askerlik yapsın? Hepsi çiftçi olacak diyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu bir özgür düşüncedir. Özgür fikirdir. Ha bu arada danışıyor şura. Sahabe isyan ediyor, olur mu böyle, Allah böyle buyurmuş, sen nasıl yapabilirsin? Hazreti Peygamber böyle uyguladı, Hazreti Ebu Bekir senden önce böyle uyguladı. Tamam diyor, biliyorum ben onları, size de hak veriyorum. Haklısınız böyle böyle ama
Ben riskini üstleniyorum. Böyle uygulamak istiyorum diyor. Eyvallah. Bunu da tartışabilirsiniz. Böyle olur mu olmaz mıydı ayrıca. Ama geleneğimizde bunun örneği var. Özgür düşünebilmenin ayete, nassa, bakın nassa, nassın hükmüne rağmen Hazreti Ömer'deki yaşamın, hayatın, bakın değişkenliği. Hazreti Peygamber zamanında yaşamıyoruz diyor. Karnımıza taş bağladığımız günlerde yaşamıyoruz. İran'ı fethettik, Suriye'yi fethettik, Irak'ı fethettik diyor. Yaşam değişti, şartlar değişti. Bizim de perspektifimizi değiştirmemiz gerekir diyor Hazreti Ömer. O halde fıkıh usulünü teorik düzeyden pratik ve realite zemini üzerinden o düzeyde yeniden el almaya ihtiyacımız var. Bugün bir yeni fıkıh usulüne ve diğer usullerde olduğu gibi Cabir'in ifadesiyle yeni bir epistemolojiye kesinlikle ve süratle ihtiyacımız var. Bu da realiteyi dikkate alarak, yaşamın gerçekliğini göz önünde bulundurarak çözümlenebilecek bir şeydir. Bu itibarla Ebu Zeyd okumaları yapıyorum. Bu itibarla Seyit Hüseyin Nasır okumalarına başladım. Dengelesin diye. Akli olana manevi olanın dengesini birlikte götürme amacıyla kanalımda bu farklı yaklaşımları birlikte okumaya çalışıyorum. Sizlerle müzakere ediyorum ki tek bir yerden bakmayalım. Tek bir yerden baktığınız zaman hep aynı şeyi görürsünüz. Aynı yerden baktığı halde farklı şeyleri görmeyi ummak, bakmayı ve görmeyi bilmemek demektir. Efendim, sonuç itibariyle gördük ki icma fıkıh usulünde ve kelam usulünde şer'i delillerin teorik bir ilkesidir. Dikkat buyurunuz. Teorik bir ilkedir. Pratiği ve realitesi olan bir usul ilkesi değildir. Bu itibarla teorik olarak yine tartışmaya açıktır, konuşulmaya açıktır. Ama pratiği ve realitesi üzerinden icma budur efendim. Ve onu selefin ve öncekilerin otorite ve istibdadına dönüştürmemeye, İslam'da hür ve özgür düşünceyi engelleyecek her türlü istibdadın olumsuzlanmasına, reddedilmesine, özgür düşüncenin kapılarının sonuna kadar açılmasına ihtiyacın olduğunun bir kez daha altını çizerek hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.